Ne var, ne istiyorsun? Nasıl bu şekilde karşıma çıkarsın? Melek. Biraz konuşalım istiyorum. Tamam. Ne konuşacaksan söyle ve git hemen. Kıymetlisin Celal Baba için. Onu üzecek hareketler yapma. Bana baksana sen. Benimle böyle konuşacak cesareti nereden buluyorsun? Yanlış anlama. Babamın isteklerinden başka derdim olmaz benim. Seni gözünden bile sakınıyor. Ben de aynı şekilde tabii. Celal babam için elbette. Haddini aşıyorsun Davut. Kusura bakma ama haddini aşan ben değilim. Hareketlerine dikkat etmelisin. Yoksa hayatımıza yeni giren bazıları bunu yanlış anlayabilir. Senin samimiyetini farklı algılayabilir. Derdini anlamıyorum. Belki de anlamak istemiyorum. Çünkü haddini aşıyorsun. Şimdi hemen çık buradan. Elçiye zeval olmaz. Benden söylemesi. Bu durumu Celal babamın duyması hiç iyi olmaz. Fark edilmediğinizi sanıyorsunuz. Ama fark edildiniz. Şimdilik sizi fark edenlerin sayısı bir. Ama Celal baba bunu duyacak olursa... Melek... Hani bir şoför arkadaş vardı. Sen öğrenciyken seni okula götürüp getiriyordu. E'si. O işten ayrıldı zannediyorsun değil mi? Ama öyle olmadı. O şoför arkadaş seninle kendisini arkadaş zannediyormuş. Celal babam bunu duyunca onu erken emekliye ayırdı. Başına gelenleri duymak istemezsin. O yüzden hareketlerine dikkat et. Ne Celal babam üzülsün.